Toplantımıza katılım sağladığınızdan dolayı toplantımızı bizim de kolaylaştırıcı arzu ederlerse tekrar konuşmak isterlerse başlıkları çok önemli. Ne yapmalı konusunda aslında bilmeye, kaybettirmeye çalıştığınız ki o kadar parlak değil. Biz buraya bir konuşmaya, bir takatmaya gelmedik. Sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu göstermeye geldik. İş sizin işiniz. Bir iş yapacağınızda, bir eylem yapacağınızda kadınlarla ilgili bizim desteğimizin arkanızda olduğunu istedik ve bunun için buradayız. Bundan birbirim ve gerçek adım Gülşah Seydaoğlu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışıyorum. Akademinin yanında vatandaş olarak da hak savunuculuğu yapıyorum uzun yıllardır. En çok da kadın hakları savunuculuğu tabii işte engelliler, çocuklar, işkenceye maruz kalan hastalar vesaire gibi. Sadece sivil vatandaş görevi olarak bu tür aktivasyonların içinde olmaya bütün hayatım boyunca çok özen gösterdim. Öğrenciliğimden beri böyle. Şiddet sonrasında ne yapıyor dediğimizde arkadaşlarıyla bile paylaşma oranına bakın ne kadar düşük, %20. Utanıyor kadınlar yaşadıklarını, kendi yakın arkadaşlarına bile söyleyemiyorlar gördüğünüz gibi. Yasal yollara başvuran işte baro bunun çok önemli tanıklarından biri, çok düşük oranlarda gördüğünüz gibi. Bu kadınlar gerçekten çok çaresizler bu yaşadıkları şiddet konusunda ve yalnızlar ne yazık ki. Kadın dostlarıyla bile paylaşamıyorlar. Evet. 10 kadından 4'ü hayatı boyunca hiç çalışmamış Adana'da. Şu anda 10 kadından 6'sı kesinlikle hiçbir işte çalışmıyor. İşveren olan kadın oranı %6 sadece. 4 kadından biri işini terk ediyor çalışan kadınlardan. Ya mobbing ya kreş olmadığı için, çalışma ortamı uygun olmadığı için, sömürüldüğü için çalışma hayatına girse bile terk ediyor 4'te biri, evine dönüyor. Evde çocuk bakmayı bakarım iş yerindeki yıldırıdan, tacizden dolayı diye düşünüyor. 5 kadından birinde sadece üzerine tapulu mülk var, varsa yani bir mülk orada. Sadece 5 kadından biri, pasaportu olan kadın oranı %9 Adana'da. 3 kadından biri son 3 kadından biri son 3 ayda arkadaşlarıyla hiçbir sosyal etkinlik yapmamış. Hani hep deniyor ya kadınlar bir araya geliyorsunuz kısır partilere, kahveler, çaylar, günler vesaire yapıyorsunuz. Öyle değil. Yani rakamlar öyle söylemiyor. Örneğin genişletilmiş danışma kurulları mı kuralım? Ben tam tersine son zamanlarda çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Bir kere ben artık Türkiye'deki en güçlü muhalefetin, en güçlü hareketin kadın hareketi olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi neden kaldırıyorlar? 6284'ü neden değiştirmek istiyorlar? Tam da bu nedenle. Çünkü kadın hareketi de o kadar güçlü ki artık korkuyorlar. Bütün bunlardan sonra yani kadın hareketi bu kadar güçlenmişken hep arkadaşlarım işte sahadaki kadınlarla konuşalım, sahadakilerin taleplerini dinleyelim dedi. Ama ben yıllardır hani bir yandan kadın mücadelesinin içerisinden gelen biri olarak arkasından da belediyede önemli bir noktada yönetici olarak yaşadıklarımdan edindiğim bir deneyim var. Koordineli olarak yapmayı planlıyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımızın misyonu, vizyonu sizlerle birlikte oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni dünya düzeninde yerel belediye hizmetlerinin içeriğinin, yönetimin belirlenmesinden tabandan tabana katılımın ve sürdürülebilir politikalarla oluşturulması bir sosyal demokrat anlayışın olmazsa olmazıdır. Bu hayallerimizin hayata geçirme adımlarında yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Toplantımıza katılım sağladığınızdan dolayı toplantımızı bizim de kolaylaştırıcı olan Gülşah Seydoğlu hocamızın, daire başkanlığımızın destek ve katkılarından dolayı bağlı bulunduğumuz genel sekreter yardımcımız Avukat Türkan Eşli'ye, ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri daire başkanlığının kuruluş aşamasında gösterdikleri çaba ve emeklerinden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'a
burada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.